Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir YKS öğrencisi olarak 24 saatimi göstereceğim. Kaçta uyanıyorum, hangi derslere çalışıyorum, molalarımı nasıl değerlendiriyorum, bunları anlatacağım. Öncelikle ben bu sabah saat 6.45 gibi kalktım. Ardından çok hızlı bir şekilde kahvaltı yaptım ve saat 7 çeyrek gibi ders çalışmaya başladım. Ben bu şekilde sabahları erken kalkmayı çok seviyorum. Çünkü erken kalkınca günüm daha verimli geçiyor. Ekstra olarak çalışmak istediğim konular varsa genellikle sabah saatlerinde çalışıyorum. Bu sayede normal çalışmalarımdan ekstra olarak zaman vermem gerekmiyor. 7 çeyrekte ders çalışmaya başladıktan sonra ilk olarak günlük rutinlerimi uyguladım. Ben şu anda günlük rutin olarak 25 paragraf, 40 problem, bir tane Türkçe denemesi, bir tane fen denemesi, bir tane de sosyal denemesi çözüyorum. Genel bir TYT rutinde diyebiliriz aslında buna. Ve bugün bu anlattıklarımı yapmak yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Şu anda saat 11.30 civarında ve günlük rutinlerimi hallettiğim için asıl çalışmama başlayabilirim. Bugün içinde ağırlıklı olarak AYT biyolojiye zaman ayıracağım. AYT biyolojide sinir sistemi, endokrin, duyu organları, destek ve hareket ve sindirim sistemini tekrar edeceğim. Şu anda bu 5 sistemi tekrar ediyorum. 3-4 gün sonra da kalan diğer sistemleri tekrar edip sorularını çözeceğim. Ek olarak bugün AYT matematik açısından 2 ya da 3 tane deneme çözeceğiz. AYT matematikten bu aralar çok fazla soru bankası çözmüyorum. Ama denemelerdeki yanlışlarıma göre de arada sırada da olsa soru bankası çözüyorum. AYT matematikte konu olarak herhangi bir eksiğim yok ve genel olarak zaten 35 net üstünde yapıyorum. AYT matematik için şu anlık hedefim olabildiğince hızlanmak. Tabii hızlı olurken de tüm dikkatimi denemelere vermek ve sınav anında da artan sürelerle defalarca kez tekrar edip full'e yakın yapmak. Açıkçası AYT matematik TYT matematiğe göre çok daha kolay oluyor. Çünkü kontrol etmek için bir aylık süre var. Tüm bu AYT çalışmalarımı tamamladıktan sonra gece yatmadan önce 2 ya da 2,5 saate yakın TYT sosyal çalışacağım. TYT sosyal olarak da bugün felsefe ve inkılap tarihini seçtim. Felsefede ben kavramları ve filozof isimlerini çok sık unutuyorum. Bundan dolayı detaylı bir tekrar yapmam gerekiyor. Ben geçtiğimiz haftalarda 2022, 2021, 2018 MSÜ'yü ve 2021 TYT'yi çözdüm. Tabii bu sınavları çözerken de o seneki sınav süresine dikkat ettim. Ben şu ana kadar hem MSÜ'den hem de TYT'den çıkmış bir sınavı çözmemiştim. Ve geçtiğimiz hafta bunları çözdükten sonra açıkçası sınava yönelik algım biraz değişti. Ben şu ana kadar girdiğim tüm denemelerde TYT Türkçe açısından çok zorlanıyorum. Çünkü paragraf soruları çok zor oluyor ve sürekli olarak ikilemde kalıyordum. Ama çıkmış soruları çözdükten sonra şunu gördüm. Türkçe açısından metnin sizden ne istediğini tam olarak anlıyorsunuz ve cevaplar gerçekten de kendini belli ediyor. Ya da bunu özellikle fen dersi için konuşabiliriz. Denemelerde çok detaylı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama çıkmış sınavlardaki sorular genel olarak ders kitaplarındaki temel bilgilerden alınmış. Tüm bunlardan dolayı TYT açısından deneme netlerime çok takılmadan MEP kitabındaki bilgilere göre ilerleyeceğim. Bence önemli olan soruları çözmek için belirli bir yorum seviyesine sahip olmak ve sonrasında tüm dikkatimizi sınava vermek. Bu dediğim özellikle matematik için geçerli. Çünkü çıkmış sınavlardaki matematiklerde özellikle problem için söyleyebiliriz. Soruları tam olarak anlıyorsunuz ve ona göre işlem yapıyorsunuz. Bundan dolayı önemli olan tüm dikkati sınava vermek. Şimdi isterseniz çalışmalarımıza devam edelim. Söylediğim gibi sabahki günlük rutinimi tamamladım ve AYT çalışmalarıma başlayacağım. Ben ilk olarak AYT matematik denemesi çözeceğim. Sonrasında da AYT biyolojiye geçeceğiz. O zaman hemen başlayalım.
Evet arkadaşlar, ben şimdi birinci AYT matematik denemesini bitirdim ve toplamda 39'a 1 geldi. 38-75 yapıyor. Yaklaşık olarak 72-73 dakika sürdü. Üst üste ikinci AYT matematik denemesini çözmek istemiyorum. Bundan dolayı şimdi AYT biyolojiye geçeceğim. AYT biyolojiden söylediğim gibi şu anda sistemler tekrar yapıyorum. Burada sinir sistemi var, endokrin var, duyu organları var, destek hareket var ve son olarak hiç çözmediğim sindirim sistemi var. AYT biyolojide tamamen MEB kitaplarından ilerleyeceğim. Çünkü AYT biyoloji açısından bir aylık bilgi var ve hangisi müfredatta var, hangisi yok tam olarak bilemiyorum. Bundan dolayı ders kitabı en iyisi bence. AYT matematik denemesi sonrası ara vermek istemiyorum. Bundan dolayı AYT biyoloji çalışmaya hemen başlayalım. Şimdi AVM'ye geldik ve bugün sinemaya gideceğim. Sinemanın başlamasını bekliyoruz şu anda. Ben özellikle animasyon filmlerini izlemesini çok seviyorum. Ve bugün 17 Mart itibariyle vizyona girmesini beklediğim bir film var. Filmin adı Kahraman Kuyruklar ve bugün vizyona giriyor. Birazdan sinemaya geçeceğiz. Ben özellikle animasyon filmlerini çok fazla seviyorum ve hazır ders arasında bir boş vaktim olduğunda da bunu sinemaya gelerek değerlendirmek istedim. Şu anda sinemaya girmedim. Sinemadan çıktıktan sonra düşüncelerimi iletirim. Şimdi sinema bitti. Hem görsel açıdan hem de ses efektleri açısından oldukça kaliteli bir filmdi. Kahraman Kuyruklar sürekli olarak herkesin dalga geçtiği ve en yakın arkadaşının bile ona inanmadığı ve kaptan olmak isteyen bir farenin hikayesini anlatıyor. Ve kahramanımız olan fare eline bir fırsat geçtiği anda bunu oldukça güzel bir şekilde değerlendiriyor. Film genel anlamda çok güzel ve eğlenceli. İzlerken asla sıkılmıyorsunuz. Benim çok beğendiğim bir animasyon filmi oldu. Özellikle denizlerde geçen seyahat sahneleri oldukça eğlenceliydi. Sizler de Kahraman Kuyrukları 17 Mart yani bugünden itibaren sinemalardan izleyebilirsiniz. Benim hem animasyon anlamında hem de hikaye olarak sevdiğim bir film oldu. İzlemenizi sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Şimdi isterseniz eve gidelim. Şimdi sinemadan eve döndüm. Şu ana kadar sabahtan beri 7 saatlik bir çalışma oldu. Sonrasında da yatmadan önce son olarak 2,5 saatlik bir TYT sosyal çalışması yapacağım. TYT sosyalden sonra çalışmalarımı bitireceğim. Şimdi ben molama devam ediyorum. Sonrasında çalışmaya devam ederiz. Evet arkadaşlar, TYT Sosyal ile birlikte bugünlük çalışmalarımızı bitirdik. Ben okula gitmediğim günlerde bu şekilde bir günlük rutini uyguluyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.